kadar ödül budalası olmayın ya. Attım ulan vitrinimde yer yoktu. Kitap koyacağım. Kitap önerisi olan var mı? Buyur. Bunu bir tek ben söylemek üzereymişim gibi geliyor şu an. Önemsediğim tek eleştiriyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. İşte bize saygısızlık, bizim verdiğimiz oylara saygısızlık minvalinde yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar maalesef sizin verdiğiniz oylarla yapılan törenler ya da verilen ödüller değiller bunlar. Onu size kimse söylemedi mi? Sizinle hiçbir ilgisi yok. Ha, bu da bana karşı içiniz soğusun diye söylediğim bir şey değil. Bilin yani bunu. Yani bu sizin kutsalınız değil. Bu sizinle alakalı olan bir şey değil. Asıl saygısızlık bu değil mi? Yazık. Üzerine gelmeniz gereken kişi ben değilim. Yapmayın. Şimdi de lütfen hani nasıl değil, sen ne biliyorsun ki falan. Biliyorum. Kuşlar söyledi. Vallahi öyle ya. Yani gerçekten çok üzgünüm ama ya bu arada hani bunu altın kelebek özelinde de söylemiyorum. Yani işte Grammy'de de böyle şeyler konuşuluyor. Oscar'da da böyle şeyler konuşuluyor falan filan yani hani. Demek ki ödüller böyle şeyler olmak zorunda. Yapılan törenlerde işler şansa bırakılmamalı. Bir de her yere şu şekilde servis etmişler haberleri. Bu sene Altın Kelebek ödülü alamayan Rain Man 2020 yılında aldığı ödülü çöpe attı. Çünkü şey diyemezlerdi. Bu sene Altın Kelebek ödülü alamayan Rain Man, geçen sene aldığı Radyo Boğaziçi ödülünü çöpe attı. Ulan onun ne suçu vardı? Hepsini attım ben, hepsini. Yani sadece konuşulmasına neden olan şey dün Altın Kelebek ödül törenleri vardı. Ve İrem Derici, sen dobralığınla bilinen, zaman zaman patavatsızlıklarınla nam salmış bir kadınsın. Benim bildiğim her şeyi de çok iyi biliyorsun. Sırf o gece şov yaptığın ödül töreninin ödülünü çöpe attığım için ben niye ay götüm oluyorum? Neden yani? Yaptığın şova mı ayıp olur bana hak versen ya da hak vermeyip hiç böyle bir yorumda bulunmasan? Neyse. Klasik İrem. Kimse hiçbir konu hakkında konuşmayınca konuşacak bir şeyleri yokmuş gibi davranmayı kesin. Ayrıca Sefo. Sefo Can. Yapma Sefo Can. Ben bu adam olmak istemeyeli çok uzun zaman oldu. Çok uzun zamandır da hayatımı çok izole yaşıyorum. Ve çok mutluyum piyasanın bu saçma. Yağmura koyayım. Yakışıklı güvenli verseydiniz bari. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Ha? Aynen öyle. Havaya attım çöpe düştü. Kelebeksi uçsaymış madem. Lan ben sizin tarafınızdayım lan. Ben sizin tarafınızdayım lan.